Selam, selam arkadaşlar. Selam. Daha güzel bir şekilde açabilir miydim hiç sanmıyorum açıkçası. Şimdi selam öncelikle tabii. Kendimi göremiyorum bu arada. Gözüm gerçekten çok bozuk benim. Ay şöyle yaparsam kıçımı göreceksiniz, o yüzden öyle yapmayacağım. Bakın sivilcelerim yok. Yani varmış, şaka yaptım Allah kahretsin. Ay arkada ben tarantulaya benziyorum. İşte video ya. Ne diyeyim ki, merhaba demek için gelmiştim aslında. Hoş geldiniz hocam. Diyecek şu an bir şeyim yok galiba. Hani akışına bıraktığımız bir vlog olsun istiyorum. Günün menüsü tarzında vlogun içeriğini söylemek istemedim nedense. Sürpriz olsun. Böyle bir anda çıksın. Bu videonun kurgusu bu şekilde. Haydi tekrar görüşeceğiz. Aa, bu arada. Bu ciddi konu hakkında konuşmasak olmaz. Elimde bir beyaz mikrofon var. Tatsız, saçma, gereksiz bir mikrofon. Mikrofon demem. Aynen amına koyayım, birazdan şarkı söyleyeceğim. Kulaklık. Saçma beyaz bir kulaklık var. Ne haddine bunun elimde olması ve bu videoda olması öncelikle. Ama maalesef kırmızı kulaklığı buraya getirmediğim için böyle saçma bir görüntüye tanıklık edeceksiniz. Ya, özür diliyorum açıkçası. Harbiden ayıp ettiğimi de düşünüyorum. Kırmızı kulaklığın elimde bulunmamasıyla. Ama kırmızı kulaklıklı günlerde gelecek. Tabii ki de gelecek. Haydi. Ay, ne kadar sivilcelendi. Bakayım. Halamla birlikte opera pasajına İndir. gidiyoruz. Kanalı sana devredeceğim. Diyecek çok seviyorum. Ay, süper, teşekkür ederim. Varsa oradan çıkıp üstten aradan girelim. Halam yanlış yola saptı diye yolumuz uzadı. Pasaj kaça kadar açık sanıyorsun Ona ki kadar abi? açık. Ay, 7 yazıyor, ben baktım ya. Yok. Aa, hem küçüktü beden fırladım seni götürüyorum. Tamam da yanlış yola nasıl giriyorsun ya? Sen benim dikkatimi bozdun. Daima alacağım. Evet. Ne zaman çalışmıyor. Limiti var hiç bilmiyorum. Hayır. Hiç hatırlamıyorum yani. Kredi kartım çalışmıyor şu an ama. Bir şey Kredi oldu. Kart Ne? kriz. Ne? Söğütlü Çeşme'ye mi gidelim? Ne yapalım? Söğütlü Çeşme'de ne yapacağız? Mı diyelim? Hala otopark yer bulmanız lazım ama ben Bahriye'nin... gideceğim valla. Kardeşim bu... Ne yapıyor bu? Dur bakayım. Düğün konvoyu mu yoksa Ay, evet öttürüyor ya. mu? Allah, nereden Ay. nereye giriyoruz ya? Demin öttüren bu muydu? Evet. Ne bu, düğüncü değil. Sakın burayı çekme Deniz ki bir daha göbek. Ay hala. Aynı yere dönüyoruz değil mi? Ay bir daha göbekten. Aa, bir de düğün var yani. Neyse canım, şehrimizi sen... gezelim yapıyoruz. Bak burası belediye binası. E biliyorum. Burası nikah, burası Söğütlü Çeşme metro. Yani onun için. Anacığım burada zaten. Okudum ben zaten. Gerçekten. Sinirim bozuldu inan ki. Arkadaşlar opera pasajına geldik. Çok iyi modeller var. Neye göre sizin seçeceğim ki? Zaten hep opera pasajına gelirdik. Çünkü ha. Çok şey yoktu. AVM'ler falan yoktu. Ha. Ay hiç işte uzun kollu olan bir şey gözükmüyor. Evet, kollarım biraz lömbür lömbür. Bak şurada var. Ama o da hürrem. Evet, o da hürrem. Şey. Yine denerim ama. Belki ben taşırım. Ama. Arkadaşlar bir tane elbise beğendim. Halam bir tane elbise ben tam ama beğenmedim. Oh, düşüyordum. Gelinlik gibi oldu bence biraz ama güzeldi. Ama güzeldi. Sonra bunun siyahını giydim. Efsane oldu. Efsane. Şimdi çişe gidelim mi yoksa direkt ev mi? Bence sağ olasın hiç şey. Basılı tutuyorum. Bu videoda şu an. Ben duruyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Saat 23.45, 23.35 seansı için, Cruella için şeye geldik. Patlamış Mısır yemeğe geldik. Evet, sadece Patlamış Mısır yemeğe geldik. Elize ve Serdar hikayemi görmüşler. Sonra demişler ki Deniz de gelsin. Ve böyle vefakar arkadaşlara sahip olmuş. Çok heyecanlıyım. Hadi Akasya'yı s**tip atalım. Evet. Özel alışveriş merkezini kapadık. Woo! Biz Feriha'nın evine gideceğiz bu arada. Evet. Spoiler. Hani yes. Güzel insanlara selamlar olsun. Götün gözüküyor ama yaparım. Herkes çıktı mı? Bizi atacaklar bence. Arkadaşlar birazdan Bila ilişki klibi çekeceğiz burada. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. Bir şey söyleyeceğim. Plan B'ye açık. Ay açık değil be. Ve şurası açık. Ama evet temiz. İçeri girsen ne yapabilirler?
Yani çok şey yapmazlar diye düşünüyorum. Seni çıkarırlar bence. Ne diyecektim? Ha, film bitti arkadaşlar. Yüzü Serra çok beğendi. Ben de beğendim. Ama bellik film değil. Nasıl yani? Bilmiyorum. Bellik film değil. Senlik film ne peki? Daha entelektüel diyorum. Ha, hayır ben... hayır. Ecedim. Güzel film var. Yeah. Dalga çalıları çok sinir oldum ve 100 tane olması... 100 tane 101. Olduğum bir... Pardon, evet. 101 tane dalma çalan bir sahne istiyordum. Böyle çok epik bir sahne. Çok epik bir sahne istiyordum. Hangi Emma'ydı o? Hatırlarım da Emma çok iyi oynamış. Bir Emma. Emma what? Aa, Emma var. Emma Stone, Emma Watson, Emma Roberts var. Anason. Kokarken sofralar. Alışveriş merkezi bizim şu an. Bir şey söyleyeceğim. Çok sardı. Gerçekten Billie Eilish'im şu an. Orada mı biri yok? Konuşmamda mı biri yok? Ama ben Nelson'u bilmiyorum. Akasya Benjamin teyi. Mağazası. Benjamin modeliyim ben. Değil mi? Les Benjamin mi? Le Benjamin ismi. Aa evet. Bence Les Benjamin. Yani Le Benjamin olmalı belki de ama. Ama Les Benjamin diye düşünüyorum. Filmde Fransızca bir sahne ya var. Ya da belki de... Evet, filmdeki Fransızca sahneyi çevirdim arkadaşlar. Fransızca sahneyi çevirmemi isteyenlerle birlikte filme giderim. Evet, sizin için bir daha çevirdim. Fast and Furious. Evet, şu an ne yapacağız peki? Mesaj geldi. İstediğim kişiden değil. Most of you, some of them, none of you. Harayla şarkımız bu arkadaş. To the night we... Bizi bir harbiden birazdan atacaklar bence. Cruella de Vil. Filmin sonundaki şarkı iğrenç. En sevdiğim şarkı. Ya bazı sahneler cringe'di abi bence. Arabanın ismi var mı? Deniz Fanko. Özgür ve Zeynep'in kızlarıyız. Yeah. Şimdi arabanın ismi ne olsun? Ben hiç düşünmedim. Kız mı erkek mi? Evet işte. Evet işte. Düşünmüş olman gerekiyordu. Kız mı araba? Bana kız gibi geliyor. Ozan olsun. Ya da... Ozan ismi. Evet ismi Ozan olabilir. Ozan vlogları mı izliyor mu? İzliyordur. Gerçekten. Sadece kendi olduğu kısmı. Ben sadece kendi olduğu. Burak izliyormuş. Burak dedi ki Deniz'in videoları çok komik. Ay Burak yerim seni seviyoruz. Saat şu an 5 ve biz hala eve gelmedik. Sokak yasağının kalkmasının bokunu çıkarmak bu olsa gerek. Gerçekten sorumsuz. Hepimiz uykusuzluktan hafif sarhoş gibiyiz ama içim ürperdi. Kaldım açılmıyor. Şey yapmış. Maskenin ucu. Düşünün burada tıkılı kalıyoruz. Yok mu sensörü falan? Dur bekle. Ver bana şunu. Eve gidebileceğiz. Çok keyifli arkadaşlar. 2021 2021 Şöyle şuradan çıkarsam. Manyak. Önde de Özgür ve Ada ve Ceyda var galiba. Niye isimlerini söylesem biliyorsunuz. Neyse bayraklar falan. Bu şekildeyiz. Ama ortam. İkimiz. Ay gözüm. Buna düşersek sarmaz. Ne çok araba varmış lan. Tek uçan kuşum. Tango! Ooh, a tango! Goody, goody, zam, zam! Goody, goody, zam, zam!
saçım ve çişim var. Video mu? Çok iyi ya. Gençler kuaförde. Yanında müthiş bir inşaat var. Koyun, ekstra koyuna benziyorum. Makyaj için bekliyorum falan filan. Bu makyajla lens takıyorum. Bunu taktım çok profesyonel ama hep sağı daha iyi takarım. Sıra solda. Sol Twix geliyor. Yolda. On the road. Ah. Bir daha. Kalbim çok acıyor bugün. Sikeceğim. Sakinim. Kalbim çok acıyor. Söylemiş miydim? Bir daha söyleyeyim. Kalbim yanıyor bugün. Dayanmak artık kolay değil. Twerk yaptım. Sizin için ama göremediniz. Göstermezdim zaten. Götümü. Şey yaptım, gösterelim. Bu kadar. Elbisem aha da bu. Yakışacağına dair şüphelerim var. Denedim daha önce bir kere. Göbeğim çok güzel hörtledi. Pörtlemek yok. Hörtlemek var. Pörtlemek out. Hörtlemek in. Yeni kelimeler oluşturmam yetmiyor gibi. Yeni seslendirmeler de yaratıyorum. Kelimeleri reddetmem yetmiyormuş gibi seslendirmeleri de reddediyorum. Pörtlemek artık öyle bir şey tanımıyorum. Sadece hörtlüyoruz. Hörtleme gang. Ama hani canımız sağ olsun dedim ben. O sırada dedim ki başka elbise yok. Zaten aldığım her elbisede göbeğim hörtleyecek bir şekilde benim altıma giydiğim şeylerde. Her türlü hörtleyecek bir şekilde dedim. O zaman bu elbise de hörtlesin dedim. O yüzden bu elbiseyi seçtik. Bir de bugün topuklu ayakkabı giyeceğim. Şok. Ah burnum aktı şok deyince. Ay çok çirkin oldum bence. Bu arada arkadaşlar şöyle. Mezet videosunda şey yazmış biri. Lan oğlum aptal mısın? O tişört çıkarırken saçı bozacak demiş. Yani ben sanki kuaföre meziyet elbisemle gideceğim çünkü yani zaten iki kişi bakınca utanan insan bütün kuaförde o elbiseyle dolaşamayacağım çünkü değil mi? Hayır. Neyse şimdi saçımı nasıl bozmadığımı göstereceğim tamam mı? Saçımda zaten 8500 kat sprey var o yüzden tişörtümü bozacağını düşünmüyorum. Hop bekle. Geliyor. Hop. Basitlik. Elbisemi kapamaya uğraşıyorum. Dudağım çok mu renksiz oldu? Dudağını biraz renkli istiyorsan var bende ruj. Ama seninkiler ten rengi oluyor. Ten. Ben de seninki var, de ten rengi vardı. Benim dudağım ten rengi. Evet. Bordomsu çok mu ayıp? Ayıp mı? Bordomsu çok mu abartılı diyeceğim? Ayıp da. Bordomsu şey oluyor. Abez. Hayır gözün şey. Abiye. Olduğu için. Abartı. İşte abartı mı? Küfte yadonat lazım. İnşallah. En biraz kral. sür biraz. Getirseydim. Hadi Deniz çok. Çok güzel kızım, oldu. Nasıl güzel oldu? Oldu mu? Çok pembe değil mi? Hayır. Ben çok beğenemem. Ben doğurdum. Ay böyle kıza benziyor hiç beğenmiyorum kendimi. Niye komple açık çıkıyor? Girmiyorum. Ha ya. Anneannen. Bu mudur fondöten? Hayır, bu fixlemek için. Oh. Kapatıyor mu? Yani şu an giyindim ve çanta yapıyorum. Bakın giyindim işte. Hala çıkardığım eşofman nerede ya? Annem bana elbiseyle işemeyi öğretiyor. Anı kalsın. Kalsın. Şey oldu. Böyle bir ağ. Tamam. Mamma Mia sahnesi gibi değil miyiz? Ama bak. Slipping through my fingers all the time. Ay ışığı Allah razı olsun. Oo mantıklı bir şey yaptı evet. Deodorantımı aldım. Böyle çekiyorum artık deodorantı. Niye böyle gelinlik tutucu gibi gidiyor? alış işte. Antrenman. Niye? Abi işte bu ya. İnşallah. Ay kuş yosu gibiyim yine de. Saat. Şişmiş suratım. Saat 6:19. Ben saat böyle 5:40 gibi öteki dünyadan böyle bildirim almışçasına şak diye uyandım. Ve Pablo'yla yarım saat bakıştık. Sonra bir 20 dakika daha uyuyordum. Vadeli uyuma şekilleri. Yani işte
uçaksız oluyorum herhalde. Ama kalkışım çok komikti. Yani. Son ödeme tarihi gelmiş, bir aciliyeti olan bir şeymiş gibi. Nereden çıkıyor şu an bu kelimeler bilmiyorum bu arada. Kafam mı iyi? Jok diye bu ya. Aman anlatamayacağım şu an ama çok komik uyandım. 5.40 tayfa. Arkadaşlar geldik şeye. Nereye geldik? Fethiye'ye geldik. Şapka. Ya şu araba beni çok daldı şu an. Şapka almayı unutmuşum bile benim. Sivilceler 2 saniyede çıktığı için. Şimdi de Migros'a gidiyoruz. Bu tarz. Hava inanılmaz sıcak. Harbi kavuruyor. Yani kollarım acıyor şu an sıcaktan. Ya çabuk gelin. Çok sıcak. Oğlum bu arada. Bir ama altındaki ne yanmıyor musun? Yanıyorum da değiştirmeye çalışıyorum. Şu mekanımıza oturduk arkadaşlar. Pidecideyiz şu an. Ben bir tane kola aldım. İremcim birasını aldı. Bira 20 lira. Bira caddede de 20 liraya bulabiliyoruz. 30-40 liraya bulabiliyoruz. Nişanyım bir yerde okudu. Kadıköy'de orası. Arkadaşlar. Tam şu an çıplak değilim. Üstünde bikini var. Ama çıplak gibi gözüküyorum. Hoş. Omzumun ne kadar düşük olduğunu görüyor musunuz? Bakın. Bir dakika. Yanlış omuzum. Bilgisayarın kamerası ters olduğu için, hangi taraf olduğunu algılayamıyorum. Neyse bakın omzum ne kadar çıkık. Böyle düşüyor yani. Anladınız mı? Bam bam. Seviyorum. Omzumu çok seviyorum. Genel anlamda vücut yapım neyse niye vücudum hakkında konuşuyorum şu an? Çok sıcak. An itibariyle kaç dereceyi görmüşüzdür? 40 dereceyi görmüşüzdür. Şaka yapıyorum ama gerçi şaka yapmıyorum. İlk geldiğimiz gün 38 dereceydi. Hani yukarı çıksam esiyor ama ben odada şu an sizinle konuşmak için ateşlerde yanarım yapıyorum biraz. Ne diyecektim ben ya? Bakın çok az yandım mı? Ya yandım. Hani bronzlaşmadım. Tamamıyla yandım. Ben çünkü bir 3-4 senedir falan yazın sadece evde spor yaptığım için güneşlenmeden, bronzlaşmadan, güneş kreminden bir haber olarak büyümüş bir insanım. Büyümüş demeyeyim de. Yaşamış bir insanım hayatımın bir kısmını. Dolayısıyla burada da ben mesela ilk günde dedim ki eskiden çocukken hani denize girdiğim zamanlarda bir aralar girdiğim gibi bronzlaşırdım. Hani tenim o şekilde herhalde. Diyerekten düşünerek yine çocukluğumdaki gibi olur diye düşünerek sadece suratıma krem sürdüm, tamam mı? Bu arada vücudumu asla kasamadığım için sürmedim. Yani o sırada hiç o hareketi yapmak istemedim. Hiç kendimi ovmak istemedim o sırada. Sonra saat 12'de sen o şekilde güneşin altında dur. Çok durmadım ama yeterin kadar durdum. Neyse o saatte durdum. Aynı gün denize de girdim işte 1-2 gibi. Sonra sen her yerim kıpkırmızı. Zaten Instagram hikayelerinden ayağımın halini görmüşsünüzdür. Şimdi yine ayağım daha iyi de. Harbi ateş topuydu yani. Her yerim ateş topuydu. Dün de veya onun önceki günde hani krem sürmeme... Çok niye bu hikayeyi anlatıyorum bilmiyorum bu arada. İlginizi çekti mi? Çeksin. Devam ediyorum dur. Bölmeyin beni. Neyse dünden önceki günde krem sürmeme rağmen bak buralarımı sürdüm. Böyle yaptım. Bak, elime aldım. Pıs pıs yaptım. Buraya yapıştırdım. Şu şekilde sürdüm, tamam mı? Sonra yüzdüm. Akşamına burama dokunuyorum. Acıyor. Üstüme böyle tül bir şeyim var benim bikini üstüne giyilen. Tül böyle güzel havalı bir kıyafet. İşte onu giydim. O omzumun tenine değiyor. Yine acıyor. Yani o kadar büyük bir yanma. Bana ne güneş kremi yarıyor ne de güneş kremsizliği yarıyor. Ben yanmak için doğmuşum. Bu arkadaşlarımla olduğum birkaç günü vloğa çekmedim. Çünkü neden? Hemen söylüyorum. Şu an 16 kişi. Bak çıplak değilim bu arada. Başta söyledim. Çok çıplak gözüküyorum çünkü şu an. Babacığım izliyorsan çıplak değilim şu an. Ya da anneciğim. Bak baba. Altımda da voleybol şortum var. Basket şortu galiba. Bir ara basketle oynamıştım da. 2 sene küçükken. Çekmedim. Neden? Çünkü bu bizim şu an 16 kişiyiz. Ve birlikte toplanabildiğimiz son aktivite. Herkes... Bu şeyden sonra, bu tatilden sonra, yani bütün lise arkadaşlarım bu tatilden sonra çok daha seyrek görüşmeye başlayacağız. Çok daha hani grupça doğru dürüst çok fazla görüşememeye başlayacağız. Çünkü bazıları Fransa'da okumaya gidecek, bazıları İstanbul'da kalacak, bazıları başka şehirlere gidecek. Yani o yüzden son birlikteliğimiz, 5 yıl sonrasındaki son birlikteliğimiz. Ve dolayısıyla ben de böyle şey olmak istemedim. Gençler vlogum için biraz şalklabanlık yapın. Yani ne bileyim ortamın samimiyetini hiçbir zaman bozmak istemedim. Vlog çekerken ortamın samimiyetinin bozulduğunu savunmuyorum ama bir şekilde garip bir şey oluyor. Şu an çekimdeyiz tarzı bir algı oluyordur diye düşünüyorum. Yani. Ve arkadaşlarımı bu şekilde rahatsız etmek istemedim. O yüzden vlog çekmedim yani. Çekmedim işte. Bugün son günümüz ve yarın
17'si. Yarın sabah 8'de dönüyorum kıyıya. Sonra da uçağa binip Öykü'nün düğününe yetişiyorum arkadaşlar. Yarının vlogunu çekeceğim. Onu da şimdi ne zaman editleyebilirim bilmiyorum. Onu da hemen editleyip atarım. Öykü'nün düğününü. Çok heyecanlıyım açıkçası ve yarın baya böyle her yere koşa koşa gitmem gerekiyor. Ama süpermenliğimi konuşturacağım. Çok sıcak şu an, valla altımı sıcacağım. Buharlaşıyorum. Bakın saçımı boyattım bu arada, fark etmeyeniniz olduysa. Fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Hepinizi çok seviyorum. Bolca öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.